Film Tadında Hayatlar programımızın ilk konuğum Genci Ozan Dilek'le beraber. Merhaba arkadaşlar. Ben... Hazır mıyız? Evet, ben de hazırım. Evet. Evet. Hem sohbet tadında hem FIFA'da kendisini yendiğimiz bir daha birlikteyiz. Evet. Ne oynamak istiyorsun? Hangi takımsın? Anlat hemen. Evet, Şampiyonlar Ligi finali oynuyoruz. Ne dedin? Kim? Gel. Ben... Abi ben... Dur, hangisi sensin? Ha, şu taraf benim. Ben Juventus'um. Bak ya! Juventus'um. Ben de Borussia Dortmund'um. Hadi bakalım. Borussia Dortmund. Hadi. Bak sana 6 tane at var. Sen bütün tuşlara evet. Basıyorsun. Hayır, ya. Hayır, seninki internete Almaz. Bağlıyor ya. Evet. Bu iğrenç kusmuk rengi var. Ben şöyle olayım, sen bununla kal. Tamam. Takım yönetimi falan mı? Gezgin. Oyuncu değişiklikleri mi? Çok büyük gerdim benim. Yani bu kadar gerginlik de olmaz arkadaş. En kötü yenilirsin. Nedir yani? Evet. Bu arada deli bir fırtına, kar fırtınası var içeride. Uzun zaman sonra. Hoca ben hazırım ya, ben takımıma güveneyim tam. Şey sen anlatıyorsun, hadi. Hadi bakayım, dur şimdi sen. Hadi abi. Hazırsan. Sen anlat. Defansif sistemler falan değiştiriliyor şu an. İnanılmaz şeyler oluyor. Halan dalmışsın oraya. Bas. Sana 4 tane kafa golü atmazsan ben gel. De... Hazır mısın buna? Ben çok hazırım. Ben de hazırım abi. Hadi. Hikayemi de anlattırmadınız bana zaten. Evet, anlatmak istediğim bir şey var. Burada sen yiyiz. Şimdi genel olarak ben tatlı bir konseptten bahsedeyim. Sen konsepti anlat. Film Tadında Hayatlar dememizin en güzel sebeplerinden bir tanesi. Herkes hayatında bir sürü şey yaşıyor, iyisiyle kötüsüyle. Fakat birçoğunu paylaşmadan kendi içinde yaşayıp gidiyoruz. Ama bence en güzel başarılar, en derin konular hep anlatılmayanlar da var. O yüzden bu programın ana konusu aslında insanlarla asıl ilhamın, asıl mutluluğun, asıl ne bileyim başarının, zaferin nasıl tanımlandırmak isterlerse bu şekilde tatlı da olsa ortaya çıkacağını düşünüyorum ben. İlk konumuzda sevgili ağabeyim Ozan Dilek derken tabii ben konuşurken bana gol atman da yani. Şimdi anlatacaksan sen al. Şu bir. Bir şey söyleyeceğim. Ben konuşurken de sen gol atarsan kim daha çok konuşacak ona göre maçın sonunu belirleriz. İnanılmaz ya. Konsepti anlatırken gol yedik. İnanılmaz. Genel olarak durum bu. Özellikle gençlere bunu vermek çok önemli gibi gelmeye başladı bana. Yaşlandığım için söylemiyorum ama şu an takımımda da bir sürü genç var. Onlara da bunları sürekli anlatıyorum. Ama artık hocam! Ben konuşurken adamım geçmiş olsun. Bir şey söyleyeceğim. Sessiz çok güzel gelmiştik ama ben de o. Bir şey dur, söyleyeceğim. Dur, sakin ol. Benim şeyleri değiştirmem lazım. Anlatıyorsun hemen. Ya yapma şunu hocam. Ayarımı değiştirmem lazım. Hangi ayarmış bu ya? Şeyim yok. 72 tane şeyi değiştirdin. Hayır dur. Neyin yok? Sende olmayan bizde de yok hocam. Peki hadi gel. Var mıymış yani şimdi benim ayağımdan topu yok. Aldın orada? Hayır değişti. Almadım zaten. Şimdi takımdaki gençlere benim 19-20 yaşındaki kafamla şimdiki kafamın arasındaki farkları anlatıyorum. Millet şok oluyor falan. Gerçekten mi? Evet. Ama çok fark var. Ben de şok oluyorum bazen. Yani ulan diyorum nasıl bir tepki verdin ya bu eskiden olsa böyle olmazdı falan diye. Evet böyle. Gol atma. Bak. Ya geliyor abi diye konuşamıyorum bile. İkidir inanılmaz geliyorum tamam mı? İkidir inanılmaz geliyorum. Gelirken de tabii ses... Offside. Ya yok hocam. Offside yok. Tamam çok güzel. Evet güzel geldi sohbeti ama... Bir şey diyeceğim. Bir yandan da bak acayip heyecanlı geçiyor yani. Bana bak.
Hani ben zaten size bu pozisyonları göstereceğim. Al o zaman sana. O zaman offside yok mu hoca? Oha! Offside. Gol mü verdi? Ya inanılmazsın ya. Kim şunu izle. Hoca. Ha? Nereye gitti lan böyle oldu? Falso. Cristiano atıyordu bu arada. Al o zaman Cristiano. Çıt! Şunu iki! İnanılmaz ya. Bir şey... Beştir ben gidiyorum. Beyefendi tekte attı bunu. Kim? Sen acayip fokuslandın. O kadar önemli bir maç değil bu ya. Tamam iddiam var ama. Offside. Bu pozisyonun... İnanılmaz. Bu pozisyona çalınan şey ne? Al, bana sana geri attım. Abi orada adam varmıştı. Bu zamana kadar oynadığın en güzel oyun hangisi? PlayStation oyunu mu? Evet. Yani hakikaten o yok abi. Daha iyisi çıkmadı ya da oynadığım en iyi oyun buydu dediğin. Oyun hangisi? Abi God of War. Gerçekten ilk çıktığından beridir değil mi? İlk çıktığından beri PlayStation. Vay be falan dediğim oyun herhalde. Ama bu en son oynadığımız hep beraber şey de çok iyi. Call of Duty'de de çok keyif alıyorum. Mesela hiç ya, bu kadar çok oynadığımı hatırlamıyorum bir oyun yani. Evet biraz çok güzel bence. Online olarak çok güzel çağ atladılar bence. Kesinlikle yani bu Warzone olayı acayip bir şey kattı mevzuya. Sana ben şuradan bakıyorum öyle attım böyle. Yapacak bir şey yok abi yiyoruz temiz temiz yiyoruz. Konuşurken olmuyor bu iş yani o orası kesin de. Ama God of War'la Call of arasında gidiyor. Gerçi ben God of War'la beraber aynı zamanda Assassin's Creed de beni çok etkilemişti. Assassin's Creed evet. Oyun özellikle acayip sonuncular falan çok iyi. Sen Hitman'i de çok seviyorsun. Ya Hitman'i de çok seviyorum ama Hitman'in yenisi dahil acayip bir... Abi hiç action yok. Ben hiç beceri yani. Action yok değil tersine. Acayip böyle sessiz sakin benim, gidiyorsun. Benim acayip hoşuma onlar gidiyor. Onlar böyle abi, kılık değiştir. Kimseye belli etme falan. Benim çok hoşuma onlar gidiyor da. Yeni oyun da dahil çok çok az bölümü var. Yani çok uzun süre bekliyorsun ki bu bile zaten... Yani bir 5 bölüm galiba yanlış bilmiyorsam. 6 bölüm de bitti. God of War ve Call of Duty diyorum ben. Net. Ama hani online dedikçe mesela şu an insanların koronavirüsten dolayı zaten eve girmiş olmalarından kaynaklı çok ciddi bir online oyunlardı, işte filmde ne bileyim hani bir sürü şey değişti artık bütün düzen. Çok daha herkes burada. Abi nesil de değişiyor. Nesil değiştikçe tabii canım işte. Yani artık gerçekten televizyon izleyen insan sayısı çok az. Yeni nesil tamamıyla işte YouTube'da, işte Netflix'te. Yani o tarz yerlerde. Geçen hafta kar yağmadan işte parkta çocuklar parkın tepesine çıkmış telefondan oyun oynuyorlar hep beraber. Düşün ya parkın tepesinde bizim zamanımızda bırak telefonunu oyun oynamayın telefonumuz yoktu yani. E tabi. E şimdi baktığın zaman da aslında senin parkta oynadığın zamandaki oyunlar çocuk peşli bir araya gelip onu online oynayıp. Abi bisiklete biniyorduk biz mesela saatlerce ya. Evet ben hatırlıyorum. Hatırla yani bahçede saatlerce bisiklete bindiğimizi hatırlıyorum yani. Peki şimdi senin hazır böyle işte yaşlarım arasında ciddi fark var artık. Fark çok farklı düşünüyorum dediğin şeyde bugünkü Ozan olarak hangi yaşına özellikle gidip de ne söylemek isterdin? Hangi yaşıma gidip? Ya Amerika'ya dönmek isteyip oradaki bazı şeyleri değiştirebilmek isterdim herhalde ya. Kaç yaşında oldun yani? 18, 17. 16'da gittim işte. 17-18'de karar anları çok önemliydi. Oradaki bazı şeyleri değiştirmek isterdim. Kafa yapım mı değil. Çünkü o zamanki kafa yapım bence doğruydu. Hani başarılı olacağım, mutlaka yapacağım falan diye gitmiştim oraya zaten. O doğru bir kafa yapısıydı ama dediğim gibi bazı elimde olmayan kararları değiştirmek isterdim yani. O zamana dönmek isterdim 18 yaşına falan. Çok detaylı anlatmadık senin nasıl bir hayatın olduğunu. Nasıl bir Amerika macerasıydı senin için? Ne zaman gittin? Ne amaçla gittin? 16 yaşında lise son değil. Lise 2, işte 3, 4 seneydi o zaman. Gerçi şu an böyle de.
Lise 3. Lise 3'te gittim. Aynen 16 yaşında tek başıma. Menajerimle beraber, artık söyleyebilirim, o zaman söyletmiyorlardı. Menajerimle beraber gittik işte Amerika'ya. Plan bir sene, işte liseyi bitirip bir sene veya iki sene üniversite okuyup direkt MBA olmaktı. Ama bazı mevzulardan dolayı beceremedik. İşte herifler çok büyük araştırmalar yapmış, NCAA falan filan benim hakkımda. Çok acayip ya. Toplantıya gidiyorsun. 2000 dosya çıkartıyor kadın NCAA toplantısında. Diyor ki işte 2000 bilmem kaç senesinde Slovenya'da 50 euro para almışsın günlük. Bak düşündüğün zaman milli takımda yani 50 euro günlük harcıra hatırlıyorsun. Evet. Yani aldım tabii diyorum, yemek param yani benim, harcıra alamazsın. 50 euro bir de aldıktan sonra imza atıyorsun ya onun üstüne. Ama NCAA kurallarına göre bunları almaman lazım. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden para almaman lazım. NCAA ile oynamak istiyorsan yani. Ya profesyonel yapmıyor seni milli takımda oynaman ama. Ama öyle baktığın zaman para almış bulunuyorsun ve yıllarca oynadığın için tabii o bir sürü. Ya o bu küçük bir örnek mesela yani. İşte maçtan sonra yakalıyorlar röportajda mesela, işte küpelerin çok güzelmiş, kim aldı sana küpeyi diye soru soruyor yani. Kendim aldım diyemiyorsun. Çünkü para kazanmaman lazım, kazanmamış olman lazım. Ya derslerimden de, derslerimin kötülüğünden değil, ekstra bir İngilizcem gelişsin diye hazırlık okudum. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. It's not Damburger, hamburger. I'm not saying Dimburger. I said I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit. Again, again. En önemli senemde. Tabi bunlar birikince NCAA'de de clear olamıyorsun. Eligible olamadık. Sonra ben de dönüp profesyonel hayata devam ettim. Peki ilk gittiğinde herhangi bir İngilizce sorunu ya da derslerde falan bir problem yaşamış mıydın? Üst düzey İngilizce dersleri aldığımız için 100 yaşında falan anlayabiliyorsun ne dediklerini ama konuşma pratiğimiz çok az olduğu için ya ben konuşurken sıkıntı yaşıyorum. Özgüvenimle ilgili zaten bir sıkıntı yok. Acaba konuşur muyum, yapabilir miyim falan demiyordum hiçbir zaman da ama sonuçta bir practice istiyor bu direkt yani. Yani anlıyorum ama derdimi de anlatıyorum. Dediğim gibi derslerde falan. Çünkü edebiyat dersi alıyorsun gidip yani direkt. İki tane ESL sınıfına sokuyorlar seni ders için. Onlar sana vocabulary, işte kelime ezberlettiriyor sürekli yani. 100 tane kelime ezberliyorsun. Ama sonrası bildiğin şey. Tarih dersi alıyorsun İngilizce, edebiyat alıyorsun. Anladın mı? Onları İngilizce okuyup anlamak zorunda. O zaman ilk gittiğin zaman tabii Türkçe düşünme kafası var. Yani evet. Ben mesela çok şaşırmıştım tabii. Senin rüyalarını İngilizce gördüğünü söylediğin zaman acayip etkilenmiştim. De o ne zaman başladı mesela gittikten sonra? Ya o üçüncü senede falan herhalde. Ya o direkt şey oluyor ya, böyle çok acayip. Bir gün zınk diye lan bir bakıyorsun rüyaların İngilizce yani. Çok acayip. Artık İngilizce ana dilin kadar rahat konuşabildiğin zaman okay. Mindsetinde bildiğin arkada İngilizce dönüyor mevzu yani. Çok acayip. Ben İngilizceyi harbiden söktüm demiştim o zaman kendime yani. Kaç bu arada? Söyle de. Söyle de. Bilmeye gerek yok. Şöyle güzel. Peki Amerika'ya gitmeseydin eğer başka bir yerde mesela yurt dışında basketbol oynamak ister miydin herhangi bir ligde? Öyle bir hayalin var mıydı? Tabii isterdim ya. Mesela hangi takıma gitmek isterdin ya da hangi ligde? Ya Euroleague seviyesinde bir oyuncu olabileceğimi düşünüyordum eğer gitmeseydim Amerika'ya. Ki Barcelona, Real Madrid, İspanya'yı çok seviyorum.
Belki öyle. Ya hiç düşünmedim bu konuyu böyle ama herhalde öyle bir şey olur. Rusya'yı çok sevmiyorum, soğuk. Şey. Ya bu arada Efes'le Fener müthiş iş yapıyor yani şu an. EuroLeague'in en büyük takımlarından herifler. Kesinlikle. Belki de belki de yani hiçbir yere gitmeye bile gerek kalmazdı eğer. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Senin FSP sende oynarken yurt dışına Paris'e özel bir turnuvaya, daha doğrusu özel bir kampa davet edildiğini hatırlıyorum. Basketball Without Borders diye bir şey var. Böyle işte ülkeden oyuncular seçip herifler Paris'te Amerika'dan, NBA'den koçlar getirip kamp yapıyorlar. Bizden kim vardı? Sertaç vardı. Ben gittim, Sertaç gitti. İki kişi daha vardı da onları hatırlamıyorum Ezgi'nin. Bir hafta falan mı sürüyor? Bir hafta 10 gün gibi bir şey sürüyor. Şey ya, bu Jordan Brand, McDonald's All American gibi biraz böyle. NBA koçları geliyor. Herifler, oyuncular, özel idman yapıyorsun bireysel. Fundamental idmanları yapıyorsun takımca bilmem ne. Sonra işte maç yapıyorsun. Herifler coaching yapıyor seni. Sonra bir All-Star oluyor bilmem ne. Çok güzel, keyifli bir şeydi yani. Paris'teydi. 10 gün düşün. 10 gün. Acayip güzel bir kamptı o. Peki genel olarak Amerika hayatın ne kadar sürdü senin? 6 sene. Ya ortalama söylersen? 6 sene falan. Şu an kaç yaşındasın Ozi? 29. Bu yaşına kadar mesela hakikaten ya şunu hiç unutamıyorum yani, nefesim kesilmişti hiç yani, nasıl diyeyim, inanması mümkün değil dediğim bir anın ya bu sorunun cevabı çok kolay. Michael Jordan'la falan tanıştım yani. Tim Grover'la idman yaparken, Tim Grover'ın, Jordan'ın zaten Jimmy onası, Jordan'ı bırakıyor sonra geri dönüyor ya yani. O anki şeyi, personal trainer herif. Sonra NBA oyuncularına herif orada facility açıyor bir tane Jordan. Bütün NBA oyuncuları oraya gidip, bazıları isteyenler yani, Chicago'da olanlar falan, Dwayne Wade, işte Gilbert Arenas falan, oraya gidip idman yapıyor herifler. Biz de orada idman yaparken Enes, ben, Can Korkmaz, Monty, Doğuş falan, hepsi o Amerika tayfası işte orada var. Bir gün Enes'le yazın böyle kimsecikler yokken gittiğimizde salonda herif vardı yani, bildiğin. Biri şut atıyor diğer tarafta. Yani şimdi Jordan'ın, yani Jordan'la büyüdüğümüz için tabii canım, anladın mı? Acayip. Zaten herifi görünce herif böyle sanki müzikle geliyor gibi. Yani müzikle geliyor herif mesela. Çok değişik. Slow motion böyle geldi. Hayır, herif böyle havada sanki bir müzikle yürüyor gibi yani. Çok. NBA 2K'nın girişi var. Hani bir tane şey var işte, onun Chicago Bulls'un çıkış, Space Jam'da var ya, evet, çıkış, evet, koridordan evet, çıkarken ki müzikle yürüyor herif. İnanılmaz. Herif öyle yürüyor yani. Tabii hiçbiriniz bilmiyordunuz onun orada olduğunu. Hayır canım, hiçbirimiz bilmiyoruz. Oraya gidip şut atmış, kendi cimi şut atıyor yani. Merhaba falan yapmış. Cool. Çok acayip. Ben öyle hiç ünlülerden işte fotoğraf alayım, bir imza falan, ben hayatta öyle bir şey yapmam yani. Bu herifi görünce dilin tutuluyor cidden. Çünkü müziği var herifin, çok acayip. Ayakkabılarına bakıyorsun falan, herif Jordan'ları giymiş falan. Jordan 11 vardı ayağında falan. Şut atıyor. Ya inanılmaz bir şey yani. Herifin gerçekten o aura dedikleri mevzu var ya. Black Jesus diyorlar herife ya. Herif harbiden böyle başka biri, bir şey gibi yani. Biri değil, bir şey gibi herif. Çok iyi. Ya herifin nasıl bir şey koymuşsak kendi kafamızda. Ki bence %98'ine bu olur yani. Belki hiç tanımayana olmaz ama yani Jordan'ı tanıyanın %98'ine bu herif öyle gelebilir yani. Çok çok acayip. Wade'de falan olmuyor. LeBron'la da idman yaptık da öyle böyle bir şey olmuyor yani. O idmanlar nasıl peki, yine orada mı yaptınız idmanları? Tabii ya, bu herifler zaten akşam. Ya Jordan'ı ben 10 dakika falan gördük zaten. Hani 10 dakika bir merhaba gittik. Yani bu Gilbert Arenas, Dwayne Wade, işte bir sürü NBA oyuncuları. Herif 8'de geliyor mesela bizimle beraber. Günde kaç tane idman yapıyorsun işte? Sabah 8 geliyor. Bir idman yapıyorsun 9.30'a kadar. Fundamental, halter, bilmem neyse, kendine göre program veriyorlar sana. Öğleden sonraki ilk idman
beraber şut idmanı, fundamental. İşte bir dribbling sağ şut, bir dribbling sola şut, static şutlar bilmem ne falan filan. Ondan sonra akşam da 5 gibi şey oluyor, open court gym var yani. Her maç yapıyorsun, hakemler geliyor. Bütün takımın şey. Aynen, 3 tane sağ var, bir tane ana sağ, main court, 2 tane de yanda var böyle. Ne kadar takım çıkıyorsa bölüyorlar. İşte bunun yeneniyle bu oynuyor, bunun yeneniyle bu oynuyor. Tim Grover takımları ayarlıyor. Yazıyor kağıda. İşte sen buradasın, sen buradasın falan filan. Öyle heriflerle maç yapıyorsun. Orası nasıl peki? Nasıl bir atmosferdi? Sonuçta şu an anlattığın şeyleri ne bileyim yani birçok basketbolcu şu an hangi ligde oynarsa oynasın yani. Bunu hayatı boyunca yaşayamamış insan sayısı o kadar çok ki şu an çok uçuk bir yerden bahsediyorsun yani. Hani... Ya abi biz böyle en başta ulan diyorsun ki nasıl oynayacağız bunlarla falan filan. Ama sonra herif iki gün aynı idmanı yaptıktan sonra herifin insan olduğuna karar verin. Mesela bir pozisyon turnike kaçırıyor bilmem yani. Heriflerin nasıl diyeyim sana kötü noktalarını birazcık kendine gösterip aa bak bunu da yapabiliyormuş bu ya deyip. Şimdi, o kadar uzak geliyor ki bize mesela burada yaşayan bir çocuk için. Evet. Atıyorum ben Efes Pilsen'de oynamasaydım da atıyorum ne bileyim. Başka bir Z'ye bir takımda oynasaydım. O kadar uzak ki. Şimdi Dwayne Wade'le aynı sahaya çıkıp mesela Gilbert Arenas'la idman yapmayı hayal edemez, hayal bile edemez herif belki. Evet. Şimdi oraya geldiğin zaman bir saçmalama oluyor en başta anladın mı? Böyle ulan ne oluyor falan. Enes'le birbirimize bakıyorduk falan. Monty'ye diyordum oğlum ne yapacağız falan filan. Ama bir gün sürüyor bu. Sonra o kamp... Ya benim bir de kafamı biliyorsun hep. Evet. Şimdi ben bu herifi nasıl yenerimi kovaladığım için hep anladın mı? İşte ne öğrenebilirim? Bir de orada onu da çok geliştirdim. Hani herifi tamam yenemeyebilirsin ama bir şey öğretsin bana en azından. Tabii. Ya herifler ne zaman boş olsa işte idman arasında ben gidip soru soruyorum bilmem ne. İşte Gilbert'la muhabbet ettik yarım saat mesela. Gilbert'la arasında yarım saat konuştuk abi. Herif anlatıyor yani böyle. Bir de o kadar normal herifler ki bunlar. Yani insan herif yani düşün. Hani böyle gözümüzde büyütecek falan bir mevzu yok. Herif anlatıyor böyle yarım saat sen oturup. İşte şurada şöyle yaparsan böyle olur. Ben seni izledim işte maçta. Karşılıklı oynadık iki maç mesela. İşte şunu şöyle yaparsan biraz daha iyi olur. İşte kilona dikkat et. İşte aktif bir oyuncusun ama bilmem ne falan filan. Anladın mı? Böyle bunları anlatıyor herif yarım saat. E inanılmaz canım. Bunları duyup heriflerin başardıkları şeyleri düşünüp sana bunları anlatıyor olması inanılmaz yani herifte. O Dwayne Wade'in kendini vücuduna bakışı, içtiği şeyler, yediği şeyler falan oradaki profesyonellik başka bir boyutta diyorsun. Ya inanılmaz bile değil yani. Ben burada profesyonelim diyorum kendime. Diyetisyene gittim diye gurur duyuyorum falan kendimde. Herif orada içtiği smoothie'nin gramının falan ayarı bir de sürekli herifler böyle yaşıyor yani. Herifler full böyle yaşıyor. Aynen. Her şey elinin altında. Aynen. Ya yani burada aşçı tutamayabilirsin ama herifin aşçısı var, bilmem nesi var, o su var, bu su var. Herif Tim Grover baş antrenör herifin personal trainer yani. LeBron 1,5 milyon dolar harcıyormuş sadece vücuduna yazın. Muazzam. Niye yaşlanmıyor diyorsun sonra herife mesela? Adam kaç yaşında şu an hala? Nasıl yaşlanacak muazzam abi? Muazzam oynuyor yani. Şeyler çok gelişiyor ya. Her sene başka bir şeyler çıkıyor ya sen de işte işin içindesin yani. Düşünsene şimdi roller'ın titreşimini en kolayı yani. Roller'ın titreşimini ben altyapıdayken roller diye bir şey bandaj yoktu lan. Bandaj seçiyorlardı falan yani. Flaşlar çok pahalıydı o zaman işte. Zor tabii bulunan bir şeydi. Bir Efes misin bir de yani düşün. Aynen. Herkese flaşlar yapılmıyordu falan. Tabii. Yani nasıl bir gelişiyor? 20 senede düşün. 15 yaş, 13 yaşında oynasam Efes'te 12 yaşında. 29 yaşında. Düşün yani nerelere geliyor benim. Peki çok güzel gidiyor sohbet. Mesela en uçuk, hakikaten en güzellerden birkaç tanesini anlattım. Mesela en kötü, yani korktuğun diyeyim çünkü genç yaşta gittin, sonuçta oraları tecrübe ettin. Hani en kötüsü demeyeyim ama ne bileyim, belki yani ya da çok ilginç yani. Bu neydi abi şimdi yaşadığımız? Ya en kötü, korktuğum tren istasyonunda uyudum bir gece. Çok acayipti abi. İşte bir şeyler uyuşmadı falan, uçak kaçtı, tren gelmedi falan bir şeyler oldu. Abi Boston'da -25 falan tamam mı? İğrenç bir soğuk yani. -25. -25 falan yani aynen.
pazarı pazartesiye bağlayan şey, normal okula gitmem gerekiyor yani. Ama her şeyi kaçırmışım gece. Abi bildiğin tren istasyonunda uyuduk yani. Uyudum. Banka yattım. Hayvan gibi şeyler var, bavulları hatırlıyorsun. Evet. Öküz gibi. Onları birleştirip bankta uyudum. Ertesi sabah kalkıp trene bindim. Nasıl uyudun peki -25'te? O kürklük kabanım var ya, evet, kocaman, Nike Green. Evet. Onu giyip uyumadım tabi de. Tabii, uyuyamazsın, mümkün değil yani. Uyuma gibi bir şeyin yok ama en acayiplerinden biri buydu yani. Bir de 16-17 yaşında falanım yani. Tamam, size'lı gözüküyor olabilirim falan ama hani 1.93-1.94'üm hani kavga etme gibi bir şey. Belki yanaşmazsın o duruma ama şey ya bilmiyor 16 yaşında yani, o çocuk yani, anladın mı? O çok acayip bir şey. Ben sen biliyorsun 16 yaşında olduğunu. Ama herif gelip alsa çantayı gitse ne yapardım bilmiyorum yani. Ya düşün, gelip alsa çantayı gitse. Korkuyu hissettim diyorsun tabii yani. Herif diyor ki ya kaldım diyorum burada. Bitti yani, anam bak tren de bitti. Ben burada kaldım, gidecek bir yerim yok. O downtown'dan bayağı uzaktı tren istasyonu. Otele motele de gidemiyorsun yani. Herif diyor ki kaldım burada ya. Ya kaldım. Bir yere gidemiyorum. Herif kapıları kapatıyor üstüne. Zorunlu herif yani. Kapıcı. Orada görevli. İçeri almıyor seni yani. Diyor ki kaldım burada yani. Şurada uyuyayım bari. -25 lan dışarısı. İnanılmaz ya. Herif yok diyor, hiçbir şekilde alamam. O zaman bütün homeless'lar gelir burada yatar diyor. Sen de homeless'tan farklı değilsin şu an diyor yani. Benim için. Haklı herif. Evet, baktığın zaman öyle. Tabii canım, herif kapıyı açsa 50 tane homeless gelip oraya yatar çünkü. -25'te kim bilir herif çöp mü yakıyor orada, ne yapıyorsa. Evet, herifin bakış açısı farklı. Lan ulan ben hayvan gibi Nike eşofman, her yerim Jordan falan, bir şey çalmayacağım belli yani. Şu köşede bir yatayım. Bir gece yatacaksın orada yani. Bir gece bile değil yani. Birkaç saat. 4 saat, 5 saat. Saat 1 zaten. 8'de şey var. Tren. 7'de neyse. Herif yapmadı, izin vermedi. Köşede uyumuştum yani şeyleri serip. İşte şimdi düşünüyorum. Şimdiki şeyler, gençler bunları yaşasa acaba? Yani belki benim şeyimden sonra, çağımdan sonra diyeyim. Benden sonra gelen, yani 95'ten sonra gelen hakikaten daha farklı büyüyor. Hadi seni geçtim. Ya da hani benim şu takım arkadaşlarım 27-28 yaşını geçmişlerle şu an 15-14 yaşında olanların büyüme şekli o kadar farklı ki yani, sen anlatamam. Şimdi baktığın zaman ama bu hem ailelerden geliyor diyeceğim. Dünyaya baktığın zaman çocuklar bir yılda okula gidemiyorlar. Tamamen dersler online bilmem ne. Ya bu pandemi mevzusu yani, zaten apayrı bir şey. Aynı zamanda çocukların sınav sistemi değişiyor. Okuldaki düzenleri bambaşka. Ya bizim gibi değiller ki hakikaten baktığında. Yani anlatabiliyor muyum? Yani o kadar daha farklı. Çok ciddi değişiyor yani. Ama bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Yani hayır, bu daha da değişecek. Tabii canım. Şimdi biz arabaya biniyoruz bunu bile mesela. Konuşmuyor olacağız yani. Arabaya biniyoruz mesela şu an. Atıyorum 30 sene sonra belki binmeyeceğiz. Veya bineceğiz, araba seni yazacaksın, oraya götürecek. Şimdi Tesla'lar mesela var. Yazıyorsun, götürüyor alet yani. Aynen öyle. Araba kullanma kalmadı, bir şey kalmadı. Oturuyorsun içinde öyle. Şimdi ehliyet sınavlarını otomatik arabaya veriyorlar mesela istiyorsan. Tabii, otomatik ya da şey alabiliyorsun, düz vites alabiliyorsun. Biz aldığımız zaman sadece düz vitese girebiliyorsun. Ya acayip yani, nasıl değişiyor iş? Tabii canım. Çok acayip değişiyor. Ya metrobüs en basiti. Biz altyapıdayken nasıl gidiyorduk? 10 tane otobüse biniyordum ben, hatırlasana. Hayır hayır. Şimdi herif bir tane metrobüse biniyor, dınk diye gidiyor. Şimdi şey yapıyor, aa metrobüs çok zor ya falan. Abi çok kötü metrobüse biniyorum ben falan diyor. Ya bir anlatsana dedim, şu metrobüs nereden nereye gidiyor? Herif bilmem... Kadıköy'den binip ta şeye kadar, Beylikdüzü'ne kadar... Büyükçekmece'ye gidiyormuş herif. Bir kere de inmeden oturuyor, böyle geliyor. Çok zor abi diyor ya, inanılmaz kötü diyor metrobüs falan. Ben 7 vesait değiştirdiğim çocuğu anlatamıyorum daha iyi yani. Zekeriyaköy'de otururken düşün. En son artık Sarıyer'den Zekeriyaköy'e bir şey yoktu giden yani. Aynen. Taksiye binmek zorunda kalıyordu. Aynen. Bir yerde geçiyordu, tükeniyordu şeyler. Hayır, anlatıyorum bunları, 60 yaşında gibi hissettim şu an. 29 yaşındayım ben yani, düşün. 15 sene öncesini anlatıyorum sana. 15 sene öncesinde bildiğin
Bunlar vardı yani. Kesinlikle. Telefonum yoktu yani 10-20 sene öncesinde. Ben hatırlıyorum böyle ekranı renk değiştirebildiği için acayip mutlu olmuştuk senin telefonun. Değil mi? Mavi oluyordu, mavi yeşil oluyordu falan. Oluyordu falan. 15 sene abi işte. İnanılmaz yani. Çok farklı ilerliyor. Peki o zaman kısacık seni ikileme sokacağımız bir soru cevap oyununu oynayalım. Zamansız soru oyunumuz. Sor. Bir dakika içerisinde 10 soru soracağım sana. Olabildiğince çabuk patır patır söylemen lazım. Go. Hazır mısın? Hazırım. Kahvaltı mı, rakı balık mı? Rakı balık direkt. Ferrari mi, Lamborghini Urus mu? Kırmızı abi. Michael Jordan mı, Kobe Bryant mı? Ya benim jenerasyonum olduğu için Kobe abi. Rest in peace, evet Kobe. Okay. Su altı dalışı mı, kayak yapmak mı? Su altı. Mantı mı, kıymalı ev böreği mi? Mantı. 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 Aynen, mantı mantı. Mantı. Asist mi, sayı atmak mı? Ben sayı atarım. Peki. Asisti de seviyorum da sayı. Sayı baskın mı geldi? Lewandowski mi, Haaland mı? Haydi bakayım. Ben Levo de, abi ya. Levo, Levo. Ben de Levo derdim. Smoothie mi, dondurma mı? Dondurma. All day. Valla. Film mi, oyun oynamak mı? Oyun gibi ya. Şey yani. Oyun gibi. Oyun. Tamam. F-16 mı, dünyanın en hızlı arabası mı? F-16. Net mi? Son kararı. Bir bayağı hızlı cevap verdim. Bitti. Bitti. Olduk. Kolaymış. Hayatlar dedik. Hakikaten baktığın zaman senle şurada kaç dakikadır sohbet ediyoruz. Neler çıktı? Daha 29 yaşındasın. Hani ne yaşamış olursan o hayatta ya da şu an nerede olursan ol. İşte tam da bahsettiğim buydu. Yani o kadar farklı mevzular var ki işin içinde. Ozi'yi Ozan yapan. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani bu şunu anlatmaya çalışıyorum ben en çok. Yani şunu hissettirmek çok isterim yani. Bu Ozan'ın filmi. Anlatabiliyor muyum? Zannediyoruz ki bunlar sadece filmlerde yaşanıyor ya da zannediyoruz ki o filmdekiler değerli. Hayır abi, benim yaşadığım bir film var bu hayatta. Ben kaç yaşında olursam olayım, bu başrol benim ve ben nasıl yaşamak istiyorsam bunu denemeliyim yani. Anlatabiliyor muyum? Ben o gördüğümüz işte Hollywood yıldızları gibi ben aktörüm. Yani bunu yaşamalıyım. Kesinlikle. Bu da senin filmin ve içinde ne kadar güzel parçalar var. Her zamanında belki çok seni korkutmuş olabilir, atıyorum üzmüş olabilir, çok mutlu etmiş olabilir ama Ozi şimdi böyle hani ilerledikçe arkasına baktığında o filmin ne kadar böyle deli dolu geçtiğini, ne kadar Ozi'yi Ozi yaptığını görüyor tabii canım, insan. Tamamen experience'a bağlı ya. Ne kadar dolu yaşarsan hayatını. Yani failure diye böyle hani yenildik diye bir mevzu hiçbir zaman ben bittim demedim yani, anladın mı? Aynen. Yani ne olursa olsun tamam olmadı. Ama şimdi bak bunu öğrendik yani direkt bende. Kesinlikle. Yani bu böyle oldukça şu an durduğun gibi durabiliyorsun yani. Yani çünkü özellikle yeni nesilde daha genç senin de bahsettiğin gibi o arkadaşlarda şu var. Hani zannediyorlar ki starlar star olarak doğuyor. Anlatabildim mi? Yani elbette koşulların iyi olduğu bir ortamda büyümekle, koşulların çok zor olduğu bir ortamda büyümek farklı. Kesinlikle katılıyorum ama bahsettiğim şey bu değil. Yani sen çok iyi bir basketbolcu olurken de evet işin içinde yetenek var mı? Var. Ama evet. Onun arkasında o kadar büyük bir buzdağı var ki. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani inanç hep şu oluyor yani hani o ilk defa yaptığı zaman kesin başarmıştır. Hayır yani. Yani yok, nasıl? Öyle bir şey. Aynen Michael Jordan'ın da dediği gibi yani öyle bir şey yok şu kadar yani. Maç kazandım ama arkasında bu kadar büyük yenilgi var diye. Vazgeçmemek lazım bir şeylerden. Mevzu gerçekten aslında senin neyi ne kadar istediğin, o istediğin şeyden ne kadar emin olduğun. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli. O yüzden aslında insanların film tadında hayatları var dediğimiz mevzu bu. Şimdi şeyleri falan daha iyi anlıyorum. Hani babamlar mesela bir şey anlatıyor ya bize işte büyüklerin dinle. Ben yaşamışım ki sana bunu böyle söylüyor. Ya işte bir de böyle birinin olması. Benim mesela gençliğim zamanında babam bir yani advice'ları çok babamın tabii ki. Ama kariyerim konusunda benim beni böyle yönetecek. Şimdi çok farklı, anladın mı? Babamın ne kadar başarılı bir iş adamı olduğu ortada tabii ki ama şimdi basketbol dünyasında kesinlikle anladın mı? O advice'ı verebilir ama kendi bildiği kadar. Aynen.
Anlatabiliyor muyum? Bir şimdi de onun da bir nevi o zaman bilmediği bir dünyaydı. Anlatabiliyor kesinlikle muyum? Amerika'da böyle bir şey deneyimlemek kesinlikle ne olacak? Anladın mı? Yani atıyorum başka bir herif olsaydı 10 sene sonraki Ozan Dedik gibi olsaydı o herif bana bunları anlatsaydı ya yani 29 yaşındaki kafama ben 22 yaşında mesela ulaşabilirdim belki o herif sayesinde. Aynen. Anladın mı? Şimdi bu çocuklara ben bunu vermeye çalışırken diyorum ki yani oğlum bak ben bunları yaşadım zaten. Buraya bu taraftan bak bile. Diyorum abi işte gençlik. İşte ben de acayiptim yani 18-19 yaşında çok acayiptim. Belki de en acayip heriftim yani. Basıp gidiyordum çıkıyordum falan kimseye pas vermiyordum. Acayiplik arıyorsun en acayip bendim. İşte bunları anlatıyorum heriflere bu acayipliği yapmayın. Şimdi her transfer olduğunda diyorlar ki o zaman hala şey mi? Hırçın mı acayip mi falan. Anladın mı? Yani bu reputation hep kalıyor sende. Artı ha şimdi öyle değilim tabii ki. Ama o kalıyor sende yani. Dedim ya işte ben kitap yazayım falan böyle bir şeyleri konuştuk seninle. Bence bu yüzden yazmayı düşünüyorum yani. Kesinlikle yazmalısın bence. Ben de babam hep bana söylerdi böyle çok ilginç gelirdi bana daha küçükken tabii. Şimdi bir tık ben de onu anlıyorum. Mesela diyordu ki her şeyi yaşamak için çok kısa dünya. Bazı şeyleri görerek, bazı şeyleri dinleyerek da anlayıp kendine mutlaka oradan parçalar almalısın. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu o kadar değerli bir şey ki şimdi mesela senin gibi bir takım arkadaşı olmak yani mesela senin gibi bir abla olsa benim takımımda anlatabiliyor muyum? Ben daha genç olsam mesela bu benim için acayip değerli bir şey olurdu ki ben çok şanslıyım. Hep senin gibi böyle tecrübeli aynı zamanda ve gerçekten yetenekli, işin en enleriyle hep çalışma fırsatı buldum bu voleybol dünyasında. Evet. Bu konuda mesela belki de senin dediğin gibi hani daha erken olgunlaşma ya da daha erken bir şeylere daha net yani o at gözlüğünü çıkararak dünyaya bakma belki de işte o takım arkadaşlarımla her daim zaman geçirmekten kaynaklı. Çünkü yani baktığın zaman onlarla beraberse ben ailemden daha çok görüyordum onları. Kesinlikle. Şimdi anlayabiliyorum onu net. Ben hakikaten hep hani bir şeye kendi dünyamdan bakarken bir de o nasıl bakıyor acaba diye bakardım. Anlatabiliyor muyum? 18 yaşındaki kendime bakıyorum. Tek gördüğüm şey at gözlüğü dedin ya. Aynen. Ya o topu alıp sayı atmak sadece. Anladın mı? Karşımdaki herifi yenip sayı atmak. Okulda derste de bunu düşünüyorum mesela. Ulan bu herifi nasıl geçerim? İşte benim atıyorum kaç sayı atabilirim? Mesela pas mı vermeliyim daha çok, sayı mı atmalıyım daha çok şimdi. O kadar şeyler geliyor ki karşına. Biri bir koş geliyor mesela üniversiteden. Sen 40 sayı atabilirsin, ortalama 40 sayı atabilirsin diyor. Başka bir koç geliyor diyor ki sana, yine gitmek istediğim bir üniversite atıyorum. Texas'tan geliyor, biri West Virginia geliyor. Biri diyor ki sana 12 asist ortalamayla oynayıp 10 sayı atabilirsin diyor mesela. Çok farklı bir şeyden bahsediyor. O A, O, Z. Ya anladın mı? Herkes farklı bir şey isteyebiliyor ama o anki şeyin bir de benim kafa yapım o yani yenme duygusu işte. Herkesi yeneceğim abi kim olursa olsun. Yenerim yani. Hiç sıkıntı yok. Michael Jordan gelsin. Denerim abi her şeyi. Yenerim değil ama %100 ayakkabıları bağlarız yani. Bakarız ne oluyor. O olunca şimdi büyüdükçe başka pencerelerden bakmaya çalışıyorsun. Motivasyon kaynakların çok değişiyor. Şimdi kızım oldu mesela. Motivasyon kaynağı mesela çok acayip yerlere gidiyor, anladın mı? Önceden hep kendin için oynuyordum. Şimdi bambaşka bir hayata yatırım yapmak, değer vermek için oynuyorsun falan. Çok acayip yani. O yaş geldikçe çok enteresan yani. Çok ilginç, evet. Çok güzel. Bu kola mı? Kola mı? Su gibi görünsün de o kolay. Özellikle şunu sormak istiyorum. Mesela illa genç yaşta olmak zorunda değil ama bu sporcularda daha çok diyeyim ya da şu an işte bu sınavları yaşayan gençler diyeyim. Korku, kaygı ya da endişeyi ya da heyecanı, aşırı heyecanı. Zamanında mesela hatta bugün nasıl kontrol altına alıyorsun? Ya da kendine ne diyerek o heyecanı ya da korkuyu güzel bir şeye çevirebiliyorsun? Ya bu yaşadığın o anki durumla ilgili. Mesela basketbol konusunda hiç korku yaşamadım.
Ama maç heyecanı illa yaşamışsın. Ha, heyecan olabilir tabii ki. Ama hiçbir zaman şunu düşünmedim. Ya heyecan da çok az heyecanlanırım mesela. Çünkü yeteneklerim var. Anladın mı? Ve idmanda ben her gün bunu yapıyorum abi zaten. İdmandan farklı bir şey yapmıyorum aslında. Hayır ya, mindset olarak düşün. Şimdi her gün idman yapıyoruz. Niye idman yapıyoruz? Maçta daha iyi oynayabilelim diye, değil mi? Aynen. Fiziksel olarak. Şeyler olarak. Ya baktığın zaman heyecan, tamam 10.000 kişinin karşısına atıyorum step center'da oynayabilirsin ama bir saniye, ya bir dakika sürüyor o heyecan. Seni alt etmesine izin verme. Tamam, insanlar izliyor da onlar seni izlemeye gelmiş zaten oraya. Aynen. Yani aslında dışarıda gördüğün şeyin ona ne anlam yüklüyorsan o aslında devleşen şey. Aynen öyle. Yani kendi gözünde sadece kendi gözünde olan bir şey. Yani korku, hiç korkmadım mesela basketbol sahasında, anladın mı? Birinden mesela. Ya hayatta da böyle yani, ben ne bileyim, öyle hiçbir şeyden korkmam demiyorum da. Ya korkuları bence kendin yaratıyorsun. Korku diye var olan kavram sende bir tık daha farklı yani. Hani belki de kendine olan özgüveninden dolayı bu daha, hani özgüvenin daha baskın olduğu için korku daha az da olabilir. Ama hani birçok insan mesela heyecandan elleri titrer ya da sınava girdiğinde mesela bildiği her şeyi unutur ya. Hani orada yeteri kadar çalışmamış. Demek ki sınava girdiği zaman eli titreyip unutabiliyor her şeyi bir anda yani. Senin söylediğinde işte çalıştığın şeye güven ve hani sakin olmaya bak sadece. Yani abi soğuk kal. Yani sınav kağıdınla aslında dün çalıştığın kağıt arasında hiç fark yok. Bilgi gene aynı bilgi. Gene sen aynı sensin. Derin nefes al, sakinleş ve olayı yönetmeye bak. Çünkü bildiğin şey başka bir şey. Ya bu bir illüzyon yani. Oradaki unutma, anlık o korku falan, o tamamen senin yarattığın şeyler abi. Aynen öyle. Şutunu atmışsın sabah, akşam atarken kaçıracağım diye atıyorsun mesela. Böyle bir şey olabilir mi yani? Sabah attım aynısını. Tribün boşken sokuyorum hepsini. Akşam 10.000 kişiye karşı sokamıyorum. Aynen. O herifler zaten seni izlemeye geliyor ya. Yani. Aynen öyle. Orada sendeki gücü, odaklanman gereken şey tribün değil yani, sensin. Aynen öyle. Orada yaptığın iş zaten, çalıştın kadar... ve o hazır sende var yani. Kesinlikle. Görmen yap. Gereken yer orası. Sadece yap. Bir yer değil. Aynen. Aynen, süper. Yani senin hayatın bir film ya şu an. Hı-hı. O filmi izleseydin ne yorum yapardın ve sence filmin ismi ne olurdu? Valla benim hayatım film olsaydı... İnce bir soru. Evet, güzel bir soru. Hiç düşünülmedi yani böyle bir şey daha önce. Valla izgi bilemedim şu an. Bunca güzel hikayeyi paylaştın bizimle, bakalım. Sence o filmin ismi ne olurdu? Sen izlediğinde o filme nasıl yorum yapardın? Ozan deyip geçmek kolay filme. Filmin ismi ne olurdu mesela, hiç bilmiyorum yani. Hiçbir şeyim yok. Sen izleyen olarak ne yorum yapardın filmi izledikten sonra? Ben izlesem dışarıdan herhalde şey der. Ulan çocuk ne olacakken ne oldu, ne kötü bir şey de olmadı. Bilmiyorum yani. Veya ne bileyim, NBA kariyeri olabilirken işte atıyorum Türkiye'de oynamayı tercih ediyor. Ben senin yorumunu sordum. Çok iyi film olurdu, onu biliyorum yani. Tamam, mesela yani. Yani çok güzel film olurdu abi. Çok iyi film, çok iyi hayat. Sonuçta yazıyor arkasında tabii yani. Tabii, hatta bazı bölümlerini bazı bölümlerini maçtan önce açıp motivation gibi falan net kullanırdım yani kendime. %100 yani. Harika, süper. Tabii yani müthiş film olurdu zaten. Ama dediğim gibi gerçekten bazı bölümlerini böyle ne bileyim bir toplantıdan önce veya kazanılması gereken bir şeyden önce motivasyon olarak net kullanırdım kendime yani. Sana ilham veriyor yani. %100. Yani zor anılardan nasıl kurtulduğunu görmek bir kuş ediyor. Ya da bundan kötüsü yoktur dediğin yerden çıkmak. Ha bir de yani en dipteyken zaten kötüsü yok. Yepyeni bir hayatı baştan kurmak. O da bambaşka bir şey. En yukarıdan en dibe geldikten sonra tekrar hayat kurmanın zorluğu. Anladın mı? Yani
NBA olacağım mesela 2 sene sonra, Ferrari'nin rengine falan bakıyoruz menajerimle yani. 2 sene sonra ikinci ligde oynuyorum mesela, TBL'de oynuyorum falan. Yani en tepeden düşüp, hani tabii en dip herkes için çok farklı da. Tabii. Anladın mı? Yani benim en dibim oydu yani. Hani tekrar yeni bir hayat kurma falan. Müthiş film olurdu. İsim geldi mi? İsim hala yok. Ne bileyim, bana böyle sonun başlangıcı ya da başlangıcın gücü gibi falan böyle değişik bir şeyler geldi. Olur. Ama benim kafamda sen şeysin direkt mesela. Filmin şeyinde zaten buraya koyacağım ben onu. Viking modusun yani, anladın mı? Warrior direkt. Ama bu hani, yani genel hayatın bir senin hani Michael Jordan'la ilgili bahsettiğin aura gibi yani. Benim senden aldığım aura da o hani. Savaşçı ama bunu şey olarak algılamamak lazım hani. Savaşıyor her şeyle falan. Hayır yani, ruhu savaşçı. Anlatabiliyor muyum? Mücadeleyi seven, yenilgi diye bir şeyi hayatında barındırmayan, hani bu yenilmediği anlamına gelmiyor ama. Tabii. Yenilgi kavramını hayatında barındırmayıp, bir sürü film var izlediğimiz, gladyatörden tut zamanında işte bilmem neye kadar. Ezgi, bir de bu savaşçı şeyi hayatımın en böyle ergenlik diyeceğim, böyle dönüm noktaları olur ya mesela, karakterinin oturduğu falan. Aynen. Ben o dönem yalnızdım yani. Evet. Ve savaşmam gerekiyordu. Anladın mı? İşte takımda oynayabilmem için, bilmem ne için, dersler, o bu, uzak falan. Abi şimdiki gibi değil, konuştuk ya, FaceTime falan yok yani ya. Evet, ben hatırlıyorum. Olacak iş değil yani. Skype var, o da oturup yarım çekiyor. Bulanık bulanık görüyordu. İğrenç şey. Piksel. Herif bile gelip benim laptopumu alıyor mesela gece. Lisedeyken. Lights out diyor, herif laptopu alıyor mesela. Yani o savaşçılık işte oradan tamamen geliyor bence. Peki mindset çok önemli. Gladyatör dedim mesela. Harbiden o maça çıktığın zaman, anladın mı? O oluyor. Gladyatör herif toprağı alıp böyle yapıyor ya, go time yani. Aynen. O da tamamen savaşçı şeyini veriyor olabilir. Yani antrenmanda da aynı. Antrenmanda da beni tutan oyuncuya ben diyorum ki, kardeş geçmiş olsun bugün yani. Millet bunu anlatır yani, hatta ben her sene bir söylerim bunu matchup'ıma, idmanda da. Eskiden böyle değildi işte, çok acayip. Eskiden idmanda takılmazdım. İşte ne bileyim, yarım yapardım. Ama yarımın bile daha iyi olduğu için bazılarından, anladın mı? O öyle kaytarabiliyordum yani. Yine yeterli kalıyordu yani. Aynen. Şimdi bu çocuklara bunu anlatmaya çalışıyorum bak. Bu mindset'i alıp 18 yaşına koyduğun zaman asıl belki de Kobe Bryant oluyorsun yani, anladın mı? Jordan oluyorsun. Belki, aynen. Yani herif gerçekten 17 yaşında böyle düşünmeye başladığı zaman, düşünsene aradaki farkı. Herif günde 3 idman yapıyor 17 yaşındayken. Ben de diyorum ki kondisyon idmanında, ya abi ben zaten smaç vuruyorum falan, kondisyona gerek yok. Salaklığa bakar mısın? Herif 3 idman yapıyor. Kobe Bryant olmasına rağmen. O yetenek, bilmem ne, atletizm, fizik. 10 sene sonra herif kaç bin tane idman yapmış oluyor senden fazla. Sonra herif 81 sayı atıyor. Aynen öyle. Ve sürekli upgrade olmaya devam ediyor. Yani. Her sene herif üstüne koyuyor. Her maç başka bir şeyle çıkıyor herif oyuna. Her sene üstüne koyuyor yani. Her gün. Ben şeye çok bayılmıştım onunla ya, kendi yaptığı şeyde. Her gün buraya bir çocuk ya da biri ilk defa beni izlemeye geliyor. Ve ona çok güzel bir show vermek lazım. Aynen, bunu MJ'den yani, kaptığı bir şey bakabilir. Ya bu inanılmaz bir söz yani. Herifin motivasyon kaynağı bu yani. Çok çok etkilenmiştim yani. Her gün beni daha önce hiç görmemiş biri buraya beni izlemiş. Her gün Michael Jordan olmanın ne kadar zor olduğunu bir düşünsene. Kesinlikle. Hop işte bir yere ulaştıktan sonraki seviye bence. Ama heriflere baktığın zaman hepsi killer yani. Tabii. Korkunç herifler yani. Apayrı bir... Herif korkuyor mesela oyuncular heriflerden. Çünkü adam puşluyor seni. Hayır, puşluyor abi mesela. Şey gibi yani, benim olduğum yerde takılamazsın diyor mesela adam. Aynen işte, inanılmaz bir şey. Benim idmanımdasın.
Yani takılamazsın burada diyor yani. Sen herif seni geçip sonra gelip diyor ki yani geç bu kadar kolay geçilme abi hani. Kendine gel falan diyor mesela. Yani bu ciddi ya. Bir baskı baktığın zaman. Çok büyük canım. Çok ciddi bir baskı yani. Ya ama ister istemez senin kapasiteni de kendiyle beraber ileri sürüklüyor yani. Kesinlikle. İnanılmaz. Yani, herif ayak uydurmak zorunda kalıyorsun. Lider dediğin türde hani can sıkıcı bir lider belki ama sonuçta hani sonu şampiyonluğa giden bir yerde lider dediğin adam bu zaten. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi LeBron sonra son topta 3 kişi sana gelip pası attığın zaman atmıyor pası da herif yani. Hadi atmıyor da hani attığı zaman da herif dönüp arkasını bakmıyor bile attı adamı. Anlatabildim mi? Bu da çok ilginç bir güven yani. İnanılmaz bir güven yani. Aynen. Ama onu kurmak için adam işte paramparça ediyor içeriği. Anlatabildim mi? Sonra kendi kendine takım tuğlaları yerleştirmeye başlıyor. Zorunlu olarak bir de. Anlatıyor da işte Kobe ile mesela senden daha hızlı içerim şu suyu diyormuş Kobe'ye yani. Hastalığa bak mesela. Şimdi ben de yani kompetisyon olarak düşünüyorum. Ben masa tenisi yarışı yapıp yeniliyor bir sefer. Boyunca oynamıyor herifle. Dördüncü ay benimle maç yapacaksın diyor herife. İşte. Masa tenisi dersi almış herif. Yani Kobe ile golf oynamak istiyor mesela. Kobe oynamıyor. Yenileceğini bildiği için yani. Hayır diyor Mike yani. Sen beni yenebilirsin orada diyor ya. Oynamayacağım seninle hiçbir şekilde. Genel bu konudan aklıma geldi. Hani bana göre NBA hep hani bu zamanda bir tık daha değişmeye başladı. Artık takım oyuna gidiyor ama NBA dendiğinde bana göre ataktı full. Ama Euroleague öyle değildi. Mesela Euroleague'de hani Euroleague belki NBA'deki şut kalitesi de ya da ne bileyim işte fiziksel kalite de bilmiyorum ama hani denk olmadığından da ya onun da verdiği şey de Euroleague'de tamamen tekniksel, taktiksel. Aynen çok böyle aşırı disiplin yani. Tabii, göre. O pası oraya atarsan şöyle olur, böyle olur falan. Baktığı zaman öyle. Yani hiç LeBron James'i Euroleague'e koyduğun zaman saçma bir şey oluyor. Yani anladın mı? Ya o yüzden milli takımların farkına bak. Anlatabiliyor muyum? 70 sayı farkla kazanıyor herifler yani. Atıyorum Brezilya'yı 70 sayı farkla yapmışlar. Olimpiyatlar. İşte NBA'de ne oluyor? Birbirleriyle karşılaştıkları zaman playoff'ta o zaman harbiden hadi bakayım oluyor. Babaların yani. Savaşı olduğu için anladın mı? Birbirlerini çözmeye dikkat etmeye başlıyorlar playofflarda. Ama yani Euroleague gibi hiçbir zaman olmuyor. Çünkü Euroleague'de sistem var hep. Sürekli bir sistem. İşte pick and roll oynatsın. Üçüncü pası göreyim. Oraya yardım yetişir zaten. Dördüncü pası atayım. Bir penetre daha edeyim. Kornerdeki bomboş şutu bulayım artık falan. Ben şeyden bir tık mutluyum. Mesela eskiden sisteme dayalı olsa bile sistemin sonu da gelmiyordu Euroleague'de. Yani evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela ben hatırlıyorum ya, ben bayağı takip ediyorum. Hani 10 yıl içerisinde diyeyim, hatta 5 yıl diyeyim, çok gitmeyeyim yani. Sürekli turnike izlediğimiz bir Euroleague vardı. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi Euroleague geçtim. Yani bizim Türkiye ligimizde de artık turnike atmak yere içine basan insan sayısı arttığı için ben mesela mutluyum. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tamam NBA'de izliyoruz bunları, çok high quality bir fiziksel bir şey. Hem üstünlük var hem bunun düzeni var, kurulu. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim kendi NBA'ye gönderdiğimiz sporculardan da anlaşılıyor zaten. Herifler başka bir şeye döndüler yani bir anda. Gittiği zamanlar işte Furkan'dı, Cedi'ydi. Şimdiki halleri çok daha farklı. Ya bu çok mutluluk verici bir şey. Aynı zamanda bunun bizim Türkiye ligimize ya da Euroleague'i de etkili olup onları da zorunlu geliştirmeye soktuğu için ben acayip mutluyum. Bu bizim işte voleybolda yabancıların gelip Türkiye ligine çok zamanla Türk oyuncuları oynaya oynaya geliştirerek şimdiki Türkiye milli takımını çok... Bir de voleybolda çok güzel bu. Evet. 6 yabancı var abi. Evet, yani ülke basketboluna zararlı bir şey, anladın mı? Onu söylüyorum. Voleybolda tamam çok güzel bir sınırlama olduğu için İlla Türk'ü yani, koymak tabii, zorundasın oraya. Tabii ki Türk her zaman oynamak zorunda. Basketbolda eşitler yabancılarla Türk sayısı. Yani çok mantıklı bir şey değil. Nasıl? Mesela Türk voleybolunda yabancı takımlarla, yabancı kupalarda boy gösteren takımlardaki yabancı sayısı daha fazla bizde. Evet tamam. Ama gene de bir sınır içinde kaldıkları için. Ama hani, Türklerin rolü daha büyük yani. Ve hani ciddi bir forma kapma mücadelesi söz konusu. Ciddi bir gelişim sağlıyor. Türklere baktığında bütün ligi yabancılarla Türklerle karışık sürekli aynı ezeli rakipler birbirine oynadığı için de sezon sonunda Türk oyuncu, özellikle şu an gençlerde inanılmaz bir yükseliş var. Bildiğin bu bizim Türkiye milli takımımıza yarıyor yani.
olması gereken bu yani ileride. Ekonominin şöyle bir şeyi var. Şimdi daha ucuz Amerikalı almaya başladı insanlar. Basketbolda özellikle. Anladın mı? Bu bir yerden çok kötü. Ama bir yerden de alttan gelen, alttan gelmiş olan artık 22, 23, 24 yaşındaki çocukların süresi çok artıyor. Süper Lig'de. Bunlar oynuyor yani çocuklar. Ama ilk bu sene ben gördüm bunu. İşte Berk bizim 30 dakika top oynuyor. Daçka'daki çocuklar top oynuyor, anladın mı? Galatasaray'da oynuyorlar bilmem ne. Ya eskiden şey vardı hep 2 sene önce. Full Amerikalı oynuyor. Çocuk 3 dakika oynuyor. Çocuk diyorum. İşte Amerikalı oynuyor. Arkasındaki Türk 7 dakika, 8 dakika, 10 dakika oynuyor. Yani keşke düşse Amerikalı kuralı da. Ya ben basketbolda da onun olmasını çok isterdim. Çünkü çok ciddi bir kapasite var yani. İzleye izleye. Yani mesela şimdi belki senin dönemindeki NBA'de idman yapmak ya da oynamak ya da maçı izlemek daha zordu imkanlar ama şimdi bir adamın mesela LeBron'un hayatından tut en iyi basketbolculara kadar hayatlarında ne yediğinden, ne içtiğine, gününü nerede geçirdiğinden, ne yaptığını, maçı nasıl oynadığını falan o kadar net görebiliyoruz ki artık her yerden. Ve bunu çok küçük yaştaki bir çocuk da yapabiliyor. Aynen. Hani basketbolu seven de sevmeyen de bunu görebiliyor artık. Anlatabildim mi? O yüzden güzel bir bulaşıcılık söz konusu. Tabii bunu iyi değerlendirmek önemli olan. Peki genel olarak toparladığımızda söylemek istediğim başka herhangi bir şey var mı? Gençlere ya da... Biz hep böyle konuşuyoruz da kamera açtık. Evet, ilk defa yani. Böyle kamera karşısında olsun istedim. Ben onun hayatının çok değerli olduğunu düşünüyorum ve hani paylaştıkça çok daha farklı yerlerde başkalarının ilham olabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bu güzel sohbetin için. Skorudan açıklarsan falan. Çok gururluyum konuşurken kazandığım için. Konuşurken oynamak zor. Artistik yapma. Ben de konuşmadım. Gayet mi? Mis gibi çatır çatır oynuyorum. Ben bütün PlayStation hayatımın sorumlusu Ozan Dilik'tir. Kablosu olan ama oradan çekmiş bana anlatıyordu işte karşıdaki. Montelli oynarken yapıyorduk inanılmaz. Sen oynuyorsun deyip bana böyle kandırıyorlardı. İkisi beraber oynuyorlardı. Monty dediğimizde bu arada Deniz Kılıç'tı, çok severim kendisini. Ona da buradan çok sevgiler, saygılar. Öyle öyle oynamaya başladım, öğrenmiştim gerçek. Onunla beraber yenile yenile. Twitch yayınlarına falan girdin yani. Evet, ben Eczacıbaşı'nda oynarken de benim hala var hikayelerimde. Bütün takımı odaya topladım. Aynen. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda. Bakmak isteyen olursa öne çıkanlar kısmında var. Orada bütün takım oturduk. Ben futbol oynuyorum. Aynen. Biliyorum. Büşte kuman, diğer kumanda da Büşte'ydi galiba. Hatırlıyorum fotoğraf. Böyle acayip hoşlarına gitmiş. PlayStation dediğiniz şeyin aslında çok farklı bir dünyası var bu arada. Yani el, kol ve göz koordinasyonu diye bir gerçek var yani. Hani araba kullanmayı öğrenirsin. Birçok oyun gerçekten film tadında başka bir dünya var. Nasıl kitap, nasıl bilgisayar kullanmayı biliyorsak aynı şekilde PlayStation oynamak da sadece erkeklere özel bir şey değil. Bence olmamalı da. Seni yendiğim maçlardan bahsetmeyecek misin burada? 7-1 olmasa da... He. Evet, 7-1 yemezsin. Onu kabul ettiğin iyi oldu. Bakalım. Bir 3-2'ler. Yayınlarız. 3-3'ten penaltılara kalmalar falan. Canlıdayız. Ya biz buradayız abi. Bak Twitch yayınımız da var. Buna da bize dahil olmuş olduk yani sonuç olarak. Bugünkü güzel sohbet için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dilik ailesi olarak sevgiler, saygılar. Öncelikle bir sonraki episodda sağlıkla kalın diyorum. Görüşmek üzere. Şimdi bak. Sen bütün evet. Tuşlara basıyorsun. Anladım. Evet. Bu iğrenç kusmuk rengi. Ben bu şöyle olayım, sen bununla kal. O yüzden bu programın ana konusu aslında insanlarla asıl ilhamın, asıl mutluluğun, asıl ne bileyim ilk konumuzda sevgili abi Ozan Bey derken de ben konuşurken bana gol atmam da yani. Şimdi anlatacaksan sen al. Şu biz. Bir şey söyleyeceğim de bu sayılmaz. Ne? Hemen konuşurken de sen gol atarsan. Özellikle gençlere bunu vermek çok önemli gibi gelmeye başladı bana. Yaşlandığım için söylemiyorum ama şu an takımımızda da bir sürü genç var. Onlara da bunları sürekli anlatıyorum.
Ama artık hocam! Ben konuşurken hatırladım, geçmiş olsun. Ha, gençleri söylüyordum bak. Şimdi takımdaki gençlere benim 19-20 yaşındaki kafamla millet şok oluyor falan. Gerçekten. Evet. Ama çok fark var. Ben de şok oluyorum bazen. Yani ulanıyorum. Nasıl bir tepki verdin ya? Bu eskiden olsa böyle olmaz falan diye. Sen... But it looked highly promising, but they got nothing out of it. And Julian Brandt. Evet, böyle. Gol atma. Bak! Ya abi, İki inanılmaz geliyorum, tamam mı? İki inanılmaz geliyorum. Gelirken de tabii ses... Offside. Ya yok hocam. Offside yok. Tamam. Hani ben zaten size pozisyonları göstereceğim. Al o zaman, sağ ol. O zaman offside yapayım hocam. Oha! Offside. Hold verdi! Ya inanılmazsın ya! Hoca! O zaman oraya koştum ki. Bak şimdi. Çıt! Bakayım! Cristiano atıyordu bu arada. Al o zaman Cristiano. Çıt! Şuna iki! Kustandın o kadar önemli bir maç değil bu ya. Tamam, iddiam var ama. Evet, kaleciyi açtım ama bir şeyler olacak gibi. Offside. Bu pozisyonu inanılmaz. Bu pozisyonu çalınan şey mi? Al, sana yani geri attım. Abi, hazır böyle PlayStation oynarken bir tane daha yedik. Çok önemli değil. Biliyorum ben seni. Şuraya şey ettim, sana gelsin. Bu zaman evet, oldukça problemli oynamış. Yani evet. De, oynatıyor ya. Yani. O problemlere rağmen oynuyor insan. Oyuncu özellikle acayip sonuncular falan çok iyi. Sen Hitman'i de çok seviyorsun. Ya Hitman'i de çok seviyorum ama Hitman'in yenisi de aynı. Acayip bir... Abi hiç action yok, ben hiç beceri yani. Az bölümü var. Yani çok uzun süreye bekliyorsun ki bu bile zaten... Gelmeyeceği... Nasıl diyeyim? Çok bekledik yani bu oyun çıksın diye. Bu yenisi... Çok daha herkes burada. Tamam, anlamıyorum ya. Ya dün... Dün değil, geçen hafta kar yağmadan işte yoktu yani. E tabi. E şimdi baktığın zaman da aslında senin parkta oynadığın zamandaki oyunlar çocuklaştı bir değil. Onu online oynayayım. Abi bisiklete biniyorduk biz mesela saatlerce ya. Kim ne derse desin ya, ben acayip karşıyım böyle şeylere. Ya Amerika'ya dönmek isteyip oradaki bazı... Kaç yaşındayım? 17. 16'da gittim işte. 17, 1 sene veya 2 sene üniversite okuyup direkt NBA olmaktı. Ama bazı mevzulardan dolayı beceremedik işte. 2000 bilmem kaç senesinde... Çok acayip ya. Toplantıya gidiyorsun. 2000 dosya çıkartıyor kadın NCAA toplantısında. Diyor ki işte 2000 bilmem kaç senesinde Slovenya'da yani aldım tabii diyorum, yemek param yani. Harca. Ya ben konuşurken sıkıntı yaşıyorum. Özgüvenimle ilgili zaten bir sıkıntı yok. Acaba konuşur muyum, yapabilir miyim falan demiyordum hiçbir zaman da ama kaç bu arada? Söyle dedi. Yok. Söylesene. Bilmeye gerek yok, çok şey yapmayın. Sohbet ediyoruz şurada güzel güzel. Önce birçok kez çıkmıştık mil takımla falan filan. Tabii isterdim ya. Yani çok böyle bizi yurt dışında temsil eden oyuncumuz olmamasına rağmen ben çok isterdim yani. Mesela hangi takıma gitmek istiyorsun? Bir şey sürüyor. Şey ya, bu Jordan Brand, McDonald's All American gibi biraz böyle şey. İşte şey.